Merhaba. Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün yemeğe çıktık. Bu Yoşafya diye bir restorandayız. Şöyle göstereyim menüsünden. 1896'da kurulmuş restoran. Ve geleneksel Fransız yemekleri var. Yani Fransız mutfağı için bence önemli bir yer. Aynı zamanda uygun da bir olaya. Şimdi hemen size birkaç tane menüden önemli bir şeyler göstereyim. Antiller genel olarak işte 1 euro ile 6 euro arasında. Aynı zamanda böyle bir formül de yapabiliyorsunuz. Yani işte bir antre, bir yemek, bir tatlı ve bir tane suyla beraber içecek olarak 20 euro çıkıyor. Bunun dışında ayın şarabı dedikleri şu Gerard Bertrand isimli şarabımız 13 euro. Onun için de yemeklere gittim. Yemeklerde çoğunlukla et ağırlıklı. Her türlü et var aslında. İşte danadır, kuzudur, domuzdur, tavuktur, sosis, bunun da bayağı var. İşte Frankfurt sosisi var, basit sosisler var. Bir de bu Alsas bölgesinin şutik diye bir yemeği var. Böyle lahana haşlaması, patates ve değişik çeşitli etlerden falan yiyorsun. Bohur da bayağı güzel bir yemek. Kişisel olarak çok seviyorum. Tamamen kişisel. Bir de bir kere şöyle bir şeyle karşılaştım. Ne olduğunu bilmeden Tribu de la Maison Savigny'e bir şey söyledim. Önüme bildiğiniz işkembe geldi. Ama şey yani çorba olan işkembe değil. Hayvanlı işkembesi. O da değişik bir şekilde bayağı güzeldi. Ve bunun aslında çok fazla geleneksel yemek. Yani çok geleneksel ve çok eski yemekler. Eski tarifler yedim. Ve mekan da zaten çok eski. Çok güzel. Güzel bir akşam geçirelim. Ardalı. Tam manasıyla Fransa'da en iyi deniz yakan halde diyebileceğim bir halde olmaya çıkıyorum. Şu ana kadar gidenlerin en iyisi. Size bir dikkat edin. Şimdi buraya nasıl geldik? Buraya Grand Boulevard metrosuyla gelebiliyorsunuz. Grand Boulevard'da 9. ve 8. metro hattı geçiyor. Zaten metronun hemen yanında diyebiliriz yani. Metrodan sonra böyle bir dakika bilebilirsiniz. Girişte bazen sıra oluyor. Çünkü çok fazla gelen böyle özellikle iş çıkışlarında falan. Böyle bayağı hani iş arkadaşlarının falan kullanıp geldiği veya işte turistlerin de çok geldiği. Biz bugün şansa Gürlüğe denk geldik. Ama o da okey. Şimdi burada bir tren konsepti var. O yüzden aynı trenlerdeki gibi çantaları da böyle yukarıya doğru çantaları da eşit. Bence bayağı yer kazanmış oluyorlar aslında. Çünkü yani 4 kişilik masaya 2 kişi 2 kişi farklı insanları sıkıştırıyorlar. O kadar yoğunlar. Şimdi ben sosis fraîche hollandaise yani mercimekli böyle bir sosis yiyorum. Bunu söylememin sebebi ben de ilk defa görmem ve merak ettim. Ama sanki biraz porsiyonu şey gibi bir hava var. Ama yine de buranın sosisini çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi Hardal'la beraber bayağı iyi oluyor. Ve İran'a da pave de rum steak söyledik patatesle. Bu da yine bence porsiyonlar küçülmüş. Eskiden daha büyük. Bunun da aynı zamanda böyle bir karabiber sosu var. Merhaba. Şu an Saint-Sulpice'deyiz. O'Neill's'in bir barın önündeyiz. Buranın özelliği burada biraları kendileri yapıyorlar. İçeride 100 seneden fazladır burada bulunan bira kazanları ve kuyuları var. Ve kendi yaptıkları işte blond, brün ve ambre olarak bildiğimiz yani bildiğimiz sarı bira, işte red lager veya işte kırmızı siyah olarak bildiğimiz biralar var. Saint-Sulpice'e metro 4'te gelebilirsiniz. Burası Saint-Germain-des-Prés'e yani turistik olarak aslında çok fazla bilinen bir yere çok yakın bir yer. Üstelik bira fiyatları da bölgeye göre bayağı uygun aslında ve kendi yaptıklarını düşünürsek bireyi. Yani.
İyi bir bira için gerçekten bu bara önerebiliriz. Aynı zamanda uygun bir yerde. Paris'te çok işlevsiz, çok normal biraları çok abes fiyatlara içebiliyorsunuz. İşte 7-8-9 euroya kadar varan fiyatlara. Burada ev yapımı bira 5-6 euro arasında satılıyor. Yani 50'likten bahsediyorum. Ve o yüzden bu barı size öneriyoruz. 10 euro.